Arkadaşlar coğrafyanın dış kuvvetler konusu alt başlıklarından bir tanesi de akarsular. Akarsular önemli konular arasında. Mutlaka karşınıza bununla ilgili soru çıkacaktır. Akarsuların ne olduğu, Türkiye'de akarsu sisteminin ne olduğu ve buna bağlı olarak sistemleri nasıl işlediğine şimdi bir göz atalım. Akarsular deyince öncelikle bilmemiz gereken kavramları sıralamamız lazım. Bunlardan ilki akarsu havzası. Akarsu havzası deyince aklımıza gelecek şey akarsuyun kolları ile yani kendisini simgeleyen tüm kollar ile toplandığı alana biz akarsu havzası diyoruz. Peki havzanın genişliğini etkileyen şeyler nelerdir diye karşımıza bununla ilgili bir sürü yorum sorusu çıkacak. Bununla ilgili yorumları da hemen öncelikle iklimle başlatıyoruz. İklim akarsu havzasının genişliği üzerinde oldukça yoğun bir etkiye sahip. Hemen arkasından akarsuyun uzunluğu yine havzanın büyüklüğünde genişliğinde oldukça etkili elemanlardan bir bir tanesi. Yine yer şekillerine bağlı olarak da akarsuyun havzasının değiştiğini rahatlıkla söylememiz mümkün. Aynı zamanda havzada karşımıza iki temel şey çıkacak. Birincisi kapalı havza olma durumu, ikincisi açık havza olma durumu. Kapalı havzada ne düşünmemiz gerekiyor ya da açık havzada ne düşünmemiz gerekiyor hemen bir detaylandıralım. Akarsu eğer bir kapalı havzaya sahipse suları denize ulaşmıyordur. Akarsu eğer açık bir havzaya sahipse suları mutlaka bir denize ulaşıyordur. O zaman bir giden görüyorsak yani akarsu içerisinde bulunduğu ayaklar ki biz buna coğrafi olarak giden diyoruz. Giden görüyorsak açık havza bu suları denize ulaştığı anlamına gelir. Giden görmüyorsak kapalı havza bu da suların denize ulaşmadığı anlamına gelir. Hemen arkasından akarsu debisi ya da akımla ilgili yoğun olarak e, konu başlığı çıkacak. Şimdi burada akarsuyun herhangi bir kesinden bir saniyede geçen su miktarının akımı verdiğini bilmemiz gerekiyor. Hemen arkasından akım acaba neler etkiler? Bir yağış miktarı çok önemli. Yağış miktarı akım üzerinde çok fazla etkiye sahip. İki sıcaklık muhakkak ki sıcaklık buharlaşmayla ile doğru olarak akım üzerinde yani debi üzerinde etkiye sahip hemen arkasından havzanın genişliği az önce havzanın genişliği neler etkiler onlardan da bahsetmiştik bitki örtüsü oldukça yoğun bir etkiye sahip nem ve buharlaşma etkisi bitki örtüsüne paralel düşünülebilir hmm, akış hızı evet akış hızı da oldukça önemli hatta burada karşınıza akış ile ilgili bir sürü soru çıkabilecektir onlarla ilgili yorum yaparken de havzanın bulunduğu ya da bölgenin bulunduğu alanın yağış rejimi öncelikle düşünülmelidir Beslenme kaynakları yine akarsuyun beslendiği kaynak bu anlamda önemli bir yer tutuyor. Yine yatağın geçirimliliği de ne yapacak arkadaşlar? Debiyi etkileyecek. Bu da önemli bir detay. Peki akarsu rejimi yine sıklıkla karşımıza çıkacak. Hem yorum sorularında hem bilgi sorularında. Lütfen bununla ilgili de detaylı bilgiye sahip olmaya çalışalım. Akarsuyun yıl içerisinde gösterdiği seviye değişikliğini biz ne diyoruz Akarsuyun rejimi diyoruz. Türkiye sistemli olarak yağış alan bir ülke değil ama sistemli olarak yani dört mevsim düzenli olarak yağış alan bir bölgemiz var o da Karadeniz. O zaman biz ne diyeceğiz dört mevsim yağış alan bölgelerde rejim muhakkak ki nedir düzenlidir. Dört mevsim düzenli yağış almadığı alanlar nerelerde Türkiye'nin derse İç Anadolu mesela buna en önemli örneklerden bir tanesi sadece ilkbahar mevsiminde yağış oluyor, sonrasında kuraklık kendini gösteriyor. Peki rejimle ilgili karşımıza hangi detaylar çıkar hemen onlara bir bakalım. Havzanın genişliği akarsu rejimi ile ilgili detay bilgilerden bir tanesi yine hatırlamamız gerekirse havzanın genişliğini az önce tekrar etmiştik yağış şekli, kar, yağmur gibi yağış türleri de mutlaka bu anlamda rejimi direkt etkileyecek unsurlar arasında. Sıcaklık yine az önce söylemiştik buharlaşma ile ilgili olarak sıcaklık da ne yapacaktır? Ortamdaki rejim düzenini etkileyecektir. Bitki örtüsü yine nem ve buharlaşmayla paralel demiştik bitki örtüsü. Burada da aynı mantığı düşünebiliriz rahatlıkla. Barajlar. Ülkemizde çok sayıda baraj bulunmakta. Bu barajların da mutlaka neme etkisi bulunmakta. Neme etkisi olan her şeyde rejimi bu anlamda doğrudan etkileyecektir. Bunu unutmayın. Beslenme kaynakları da yine akarsuyun rejimini etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi. Müzik